Mobil oyun dünyasının en önemli isimlerinden olan ve herkesin bir dönem telefonuna yüklemiş olduğu Subway Surfers'ı bilmeyen yoktur. Bu sonsuz koşu türündeki en mühim iki isimden biri. Diğeri Temple Run tabi. Bugün hem biraz nostalji yapacağız hem de bazı şehir efsanelerine değineceğiz. Bu oyun hakkında bir iddia dönüp duruyor millet. Bu oyunun tren garında hayatını kaybeden bir çocuktan ilham alınarak yaratıldığı söyleniyor. Bu trajik ve çarpıcı bir iddia. Ama havalı ve aykıyamam dedirtmesi onun gerçekten gerçek olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden bu şehir efsanesi üzerine konuşalım. Bir süre önce bir Twitter kullanıcısı tarafından Subway Surfers hakkında bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre oyunun yapılış amacı geliştiricinin hayatını kaybeden oğlunu anmak istemesiymiş. Bu kulağa oldukça dramatik ve üzücü geliyor. Çarpıcılığındandır ki bu iddia kısa sürede aşırı bir popülerite kazandı. Peki gerçekten Subway Surfers oyununun arkasında böyle trajik bir hikaye mi var? Aaa laf uzatmaya gerek yok, hayır. Ne yazık ki bu oyunun arkasında hepimizi ağlatacak bir hikaye bulunmuyor. Subway Surfers oyununun hikayesi esasen şöyle. Karakterimiz tren garının duvarına bir grafiti yapıyor. Bu sırada gar ve köpeği karakterimizi görüyor ve kovalamaya başlıyor. İlerledikçe altın topluyor ve isterseniz karakterinizi geliştirebiliyorsunuz. Oyunun amacı olabildiğince yüksek rekor elde etmek. Klasik rekor bazlı oyunlardan yani. Oyunun gerçek hikayesi bayağı bir eğlenceli aslında. 29 Temmuz 2020 tarihinde adı sanı belli ol olmayan ve kim olduğu bilinmeyen bir Twitter kullanıcısı tarafından bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşımda Subway Surfers'ın oyununun geliştiricisinin, trengarında kaykay yaparken hayatını kaybeden oğlunun anısını yaşatmak için bu oyunu yaptığından bahsediliyordu. Oldukça okkalı bir iddia. Bu iddia gündeme bomba gibi düştü ve herkesin ana sayfasına düşen bir manşet haline geldi. Yüz binlerce beğeni, on binlerce retweet alan bu paylaşımdan sonra yüzlerce dedikodu türedi. Olayı yıllardır bildiğini söyleyenler, sözde çocuğu fotoğrafını paylaşanlar, hatta sahte raporlar yayınlayanlar bile oldu. Kimse de kıçını kaldırıp bunun gerçek olup olmadığına dair oyunun yaratıcısıyla iletişim kurmaya çalışmadı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Oyunun tek bir geliştiricisi yok. İlla bir isim vermemiz gerekirse de Matthias Gredel Norvik. Bu oyunun ana geliştiricisiydi. Bu abi iddiadan iki yıl önce bir konferans sırasında Subway Surfers oyununu neden yaptıklarını, onlara neyin ilham verdiğini anlatıyor. Ve evet bu trajik hikayeden bahsedilmiyor. Gerçek olsaydı bahsetmek için çok iyi bir fırsat olurdu bu konferans. Norvik bu oyun için gerekli ilhamı sokak hayatından, müzikten, sokak sanatından ve kaykaycıların kendine has yaşam tarzından aldığını söylüyor. Biraz da Back to the Future tabii. Ortada ne trajik bir hikaye, ne de hayatını kaybetmiş çocuğunun yasını tutan bir baba var. Oyunda anlatılmak istenen sadece sokak ruhunu damarlarında hisseden genç bir çocuk. Böyle bir hikaye neden ortaya çıktı? En önemlisi de neden kimse bunu sorgulamıyor? İnternet dünyasında milyonlarca bilgi var ve ne yazık ki bir çoğu safsata, sadece etkileşim almak veya para kazanmak için uyduruluyorlar. Neden mi? Çünkü çoğu zaman gerçekler sıkıcıdır. Ve bunu iş olarak yapanlar sıkıcılığı daha eğlenceli hale getirmeye çalışıyorlar. Ama bu tweetin arkasında böylesine bir maddi kaygı olduğunu sanmam. Sadece biraz etkileşim almak istemiş ve istediğini fazlasıyla almış. Ve tabi Subway Surfers oyuncularının tüylerini diken diken yapan hikaye uydurmuş. Böylesine yalan haberler her her zaman olacak. Ama önemli olan bunlara hala inanacak mıyız? Lütfen böyle şeyleri görünce bu videoyu düşünün ve sorgulayın. Ne dersiniz? Yahu abartmayın alt tarafı biri bir oyun hakkında gerçek olmayan bir hikaye uydurmuş. Devlet sırrını ifşa etmemiş ya diye düşünebilirsiniz. Haklısınız. Ancak bu yalan haber furyası yalnızca birkaç basit örnekten oluşmuyor. Adı sana olmayan, kim olduğu bilinmeyen sosyal medya hesaplarından her gün binlerce bu tür yalan haber paylaşımı yapılıyor. Yapılan yalan haber paylaşımlarının bazıları eğlence amaçlı masum paylaşımlar olsa da bazıları kitleleri harekete geçirebilecek kadar hassas konular hakkında olabiliyor. Eee yeni moda parodi hesap açmak olmuş. Önemli kişilere ya da kurumlara çok benzeyen ama ufak bir yerde parodi olduğunu belirten belki yüzlerce sosyal medya hesabı var. Sadece birkaç dakika düşünsek bunun üzerine yüzlerce örnek verilebilir. Hepimiz biraz daha dikkatli olmalıyız. Web Tekno'dan gelenlere selamlar ve bir sonraki içerikte görüşmek üzere.